kapanma, tedbirler, maske o buna rağmen şu anda Almanya'da her şey başa dönüyor arkadaşlar. Vaka sayıları yaklaşık 40 bin. Evet şimdi pek çok noktada tabii ki hastanelerde yoğunluk yok. İnşallah olmaz yoğunluk. Biz de istemiyoruz tabii ki insanların hastalanmasını, hayatını kaybetmesini, bu koronayla uğraşmasını. Ama şu bir gerçek arkadaşlar siyasetçiler insanların sağlığıyla oynuyor arkadaşlar. Tamam, bilim insanlarını kenara koyuyorum, onlara bir şey söylemiyorum. Ama siyasetçiler aç kapa, aç kapa, aç kapa oynuyorlar. Şimdi bakın, Almanya'da önümüzdeki günlerde tam kapanma gibi bir şey söz konusu değil, olmayacak da. Görünen tablo bu. Zaten olmamasının en büyük nedenlerinden bir tanesi ekonomik kaygılar. Merkel görevinin son iki yılında yaşamış olduğu bu koronavirüsle ilgili sıkıntıda sınıfta kaldı diyebiliriz. Şu anlamda sınıfta kaldı ekonomik anlamda. Bakın esnafa koronavirüsle ilgili yardımda bulunuldu. Ama emekliye 5 kuruş yardım yapılmadı. Dar gelirliye, işçiye herhangi bir şekilde yardım yapılmadı arkadaşlar. Bunu niye dile getiriyorum biliyor musunuz? Bunu Almanya gibi süper bir gücün kasası ağzına kadar parayla dolu olmasına rağmen bunu yapmıyorsa hiç kimse kusura bakmasın. Bu milletin vekilleri, bu devleti yönetenlerin halkın menfaatini düşündüğünü söyleyemem. 100 yılda bir meydana gelen böylesine büyük bir salgınla mücadele ederken kasanda sen parayı tutuyorsun ama vatandaş bundan yararlanamıyor. Devletin parası kimin parasıdır arkadaşlar? Milletin parası değil midir? Milletten alınan vergiler değil midir? Bunu da niye söylüyorum? Bakın. Hayat Almanya'da son bir yıl içerisinde en az %20 oranında pahalılaştı, zamlaştı. Geçen gün açıkladım. Almanya'da son bir yıl içerisindeki enflasyon buçuk ama halkın gerçek enflasyonu %20. Halkın gerçek enflasyonu ne demek? Almış olduğun maaşla ne yapıyorsun? Bir, kira varsa kira ödüyorsun, faturaları ödüyorsun. Bir de gıda ürünlerin ya da çoluk çocuğunun işte kıyafet ihtiyacını vesaireyi karşılıyorsun. Almış olduğun maaşla şu anda en az geçen yıla göre %20 daha zor geçiniyorsun. Halkın gerçek enflasyonu bu. Gıda ürünleri %20 arttı. Ve kıyafet, elbise, faturalar, doğalgaz faturası o bu %20 en az arttı. Onun için halkın gerçek enflasyonu %20 diyorum ben. E sosyal yardımlar, iyi ki sosyal yardımlar var ama diyoruz ki bu koronavirüs döneminde hiç olmazsa çocuğu olanlara özellikle içinde bulunduğumuz yılın içerisinde 500'er euro hiç olmazsa bir aileye, her aileye yardım yapılsın dedik. Şimdi Almanya gibi bir ülke sadece 3-4 aylığına çocukları olan ailelere 500'er euro veremeyecek durumda mı? Emekli almış olduğu maaşla nasıl geçiniyor? Sosyal yardımlar olmasa Almanya'da pek çok emekli aç demektir arkadaşlar. Ben aç dediğimde birileri kızıyor. Bakın arkadaşlar kıymetli izleyicilerimiz. Sosyal yardım iyi ki var tekrar ediyorum. Ama sosyal yardımlar olmasa bu ülkeye 35-40 yıl boyunca çalışmış, hizmet etmiş, alın teri dökmüş olan insanlar yani emekliler aç. Tabi hepsi için geçerli değil. Ama alınan sosyal yardımların da artık yetmediğini söylüyoruz. İşte görüyorsunuz fiyatlar arttı. Markette, çarşıda, pazarda fiyatlar uçmuş vaziyette. Bakın, ucuz market olarak bilinen Aldi Market artık ucuz mu? Lidl ucuz mu? Rive ucuz mu? Hangisi ucuz? Ucuzluk diye bir şey yok, bitti, kalmadı. Bakın, faturalar, doğalgaz faturası, bunun yanı sıra elektrik, su faturası bu yıl içinde bulunduğumuz bu yıl yıl sonuna kadar en az yüzde %20 yine artacak. Biliyorsunuz tüm Avrupa'da şu anda ciddi anlamda bir benzin ve doğalgaz artışı ile ilgili sıkıntı yaşanıyor. Son bir yıl içerisinde doğalgaza Avrupa'da ortalama yüzde %45 zam geldi arkadaşlar. yüzde %45 zam geldi. E, vatandaşın almış olduğu maaş aynı. Vatandaşa verilen sosyal yardımlar aynı. Bakın emekliler. Emeklilere önümüzdeki 2 yılda %5 ve yüzde %5 toplamda yüzde %10 zam yapılacak. Yani emeklinin maaşına 2022'de %5, 2023'te de %5 zam yapılacak. E bu yeterli mi arkadaşlar? Yine bir örnek vereyim size. Almanya'da ya da diğer Avrupa ülkelerinde pek çoğunda hepsi için söylemiyorum. Pek çoğunda emekli olan vatandaşlarımız Sosyal yardımlar olmasa geçinebilir mi? Yine bir kısım vatandaşlarımız neden Türkiye'ye gidip 5-6 ay kalıyorlar? Ben söyleyeyim nedenini. Çünkü almış oldukları emekli maaşıyla Avrupa'da Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da istedikleri gibi geçinemiyorlar, yaşayamıyorlar. Hani istediklerinden kastında lüks saltanat falan değil. Normal insani çerçeveden bahsediyorum. Ne yapsın? Euro 11 lirayı geçti en azından Türkiye'de daha değerli diye gidiyor Türkiye'ye. Hele Türkiye'de bir de evi varsa istediği gibi yaşıyor. Allah daha çok versin. İyi ki Türkiye var. Şimdi bunları anlatınca birileri bana kızıyor. Yorumlarda görüyorum. Okuyorum biliyorum biliyorsunuz ben bütün yorumları. Diyor ki Almanya'da kim aç? Ya kardeşim aç değil mi? Karnı aç anlamında söylemiyorum ben. Sen bir ülkeye 35-40 yıl boyunca çalış, üret, her yıl vergini öde, maaşından para kesilsin. Sonra da sen sosyal yardımın muhtacı haline gel. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Zaten Avrupa'da bakın devletler vatandaşı sosyal yardım dilencisi haline getirmiş. Kardeşim sen sosyal yardım vereceğine, emekliye, işçiye doğru düzgün maaş versene, işçiden kesilen parayı vergileri azaltsana, bürüt maaşla net maaşın arasındaki bu uçurumu gidersene, hem vatandaşın geçinemediğini görüyorsun çünkü geliyor sana sosyal yardım istiyor. Sosyal yardımı kim ister? Parası olmayanlar, geçinemeyenler değil mi? Zorluk yaşayanlar. Cebinde milyon euroları olan biri gelip senden sosyal yardım mı ister? Devlet olarak diyeceksin ki kardeşim, bu insanlar geçinemiyor ve sosyal yardım ediyoruz. Kardeşim, sen bu emekliye, işçiye doğru düzgün bir şekilde maaş ver, çalışma saat ücretlerini doğru düzgün bir şekilde arttır de ki ben sosyal yardım vermiyorum de. E baktığımızda arkadaşlar bir kişiye sen 809 hadi bin euro maaş ver, emekli maaşı ver. E zaten ev kiraları almış başını gidiyor. Faturalar almış başını gidiyor. Markette, çarşıda, pazarda yangın var diyoruz. E nasıl geçinecek bu insanlar? Vatandaşı sosyalin kapısında dilenci yapmışlar. Kusura bakmayın. Hani sosyal yardım alanlara dilenci demiyorum. Ben sadece sistemi anlatıyorum. Sakın beni yanlış anlamayın. Sistem bu. Tabii ki devlet veriyorsa senin hakkın alacaksın tabii ki. Ama bu vatandaşların bana göre hiç de haz etmediği bir durum. Ya doğru düzgün maaş ver. Ha vatandaş çalışmıyordur, işsizlik parası ver, yardım et. O başka bir şey. Ama emekli ya da çalışanlar da sosyal yardım alıyor. E demek ki maaşlar yetmiyor. Koronavirüs döneminde zaten bu bakın gerçekten çok büyük bir kriz haline geldi. Almanya gibi bir ülke, Fransa, Hollanda, Belçika, İsveç ya da diğer ülkeler hepsi için söylüyorum bunları yani sosyal yardım konusunun Avrupa'da mutlaka yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor sosyal yardımlar iyi Tabii ki ama ben diyorum ki ya vatandaşa bir kere emekliye en düşük emekli maaşı Almanya gibi bir yerde en az 1500 euro olmak zorunda en az Tamam 1500 euroyu verdi ki taban emeklilik maaşı 1500 euro Almanya'da Eğer 1500 euro verirsen o zaman geçeriz. O adama sosyal yardım yapma o zaman. Tamam anlayabiliyorum. Ama sen adama veriyorsun 800-900 euro. Zaten bunun yarısı ev kirası olsun bu ne yapıyor? Geliyor yine sosyalden para alıyor. Bunu anlatıyoruz arkadaşlar. Ya yine emekliler. 68 yaşında emeklilik getirilecek şimdi Avrupa'da. E 68 yaşında emeklilik mi olur kardeşim? Bu adam ne zaman yaşayacak? Bu resmen emekli maaşı ödememek için yapılan bir şey. Ne kadar az emekli maaşı verirse devlet onu kendisine kar olarak görüyor. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar ya? Böyle bir şey olabilir mi? Bununla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Bunun yanı sıra sizlerden ricam yayınlarımızı lütfen beğenmenizi hasreten sizlerden rica ediyorum. Beğendiyseniz tabii ki like atmanızı ve abone olmanızı sizlerden bekliyorum. Bunun sebebi de şu. Daha fazla izleyiciye ulaşmamız için bu gerekiyor. O nedenle sizinle paylaşıyorum. Sizlerden videolarımıza like atmanızı, beğenmenizi ve mutlaka da kanalımıza abone olmanızı haseten sizlerden rica ediyorum.